Değerli misafirler, değerli dostlar, öncelikle hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Zaman ayırıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu kısa konuşmanın hemen sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm yurt dışı misyonlarımızda okunmasını istediği mesajını sizlerle paylaşacağım. For those of you who do not speak Turkish, I welcome you all on this 99th anniversary of the proclamation of the Turkish Republic. I will address my compatriots in Turkish. I will then read out the message of President Erdogan to be shared with the Turkish communities across the world. An English translation of that message will be available in the halls. Biliyorsunuz ben bu yaz göreve başladım. Henüz hepinizle yüz yüze tanışamadım açıkçası. Dolayısıyla bu vesileyle tanışma fırsatı bulduğum için özellikle çok memnunum. Bu arada 10 gün kadar önce eşim Ave ve ben Covid olduk. İkimiz de atlattık ama eşim tam toparlanamadı. O yüzden bu akşam bizlerle değil maalesef. Yavaş yavaş ülkeye alışıyorum. Burada görev yapmanın kendine has özelliklerine alışıyorum. Toplumumuzun tüm kesimleriyle ve temas içinde olmaya özellikle önem veriyorum. Büyükelçiliğimizin kapısı sizlere tamamen açıktır, bütünüyle açıktır. Toplumumuzda, buna aydınlarımız da dahil açıkçası, bazen devleti olması gerektiğinden biraz daha uzağa, yukarı koyma, görme eğilimi var. Artık bunu geride bırakmamız lazım. Evet, büyükelçiliğimizin imkanları her zaman sonsuz değil. Ama elimizdeki kaynaklarla, velakar Allah çalışanlarımızla, arkadaşlarımızla elimizden geldiğince size hizmet vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Yapıcı eleştirinizi de, önerilerinizi de açıyoruz tabii ki. Son tahlilde bu devlet hepimizin devleti, cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti. Bazılarımız aynı zamanda İsveç vatandaşı. Buna değer veriyoruz, destekliyoruz, önemsiyoruz. Sizlerin iyi entegre olmuş, başarılı, onurlu İsveç vatandaşları olmanız bizim için gurur vesilesi. Tabii bu süreçte kimliğimizi, dilimizi korumak önemli ve bu konuda bizden olabilecek taleplerinizi de karşılamaya çalışacağız. İsveç'le ilişkilerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelere sahne olacak. Bunu bekliyoruz. Başbakan Kristersson çok yakında Türkiye'ye gidecek. Bakan ve parlamenter ziyaretler de artacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Ben bu süreçte arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen katkıyı yapacağız. Bu süreci daha ileri götürmek için. Değerli misafirler, yerimiz biraz sınırlı olduğu için, dar olduğu için bu rezidansımız, bu resmi konutumuz. Cumhuriyet Bayramı resepsiyonumuzu bugün iki parçada yaptık. Öğlen yabancı diplomatları ve hükümet yetkililerini davet ettik. Parlamento Başkanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı geldiler. Bu çok pek görülen bir durum değil İsveç'te anladığım kadarıyla. Tabii bu bize gösterilen teveccühten çok çok memnunuz. Yeni hükümetle birçok alanda iyi ilişkiler kurmayı ve üzerinde mutabık kaldığımız şartlar karşılanınca da NATO müttefiki olmayı ümit ediyoruz. Değerli vatandaşlarımız, konsolosluk şubemizin fiziki yetersizliğini çoğunuz biliyorsunuz. Bunu telafi etmek için çalışıyoruz. Dış duvarlara dokunamadığımız için içeride biraz düzeltmeler yapmak istiyoruz. Size daha makul bir alan yaratacağız. O çalışma sürerken hizmetlerimiz devam edeceği için biraz zorluk yaşanabilir ama bir iki ay içinde inşallah daha iyi bir noktaya geleceğiz. Onu söylemek istedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın hitabını size okumadan önce, bu etkinliğin hazırlıklarıyla uğraşan birkaç gündür çok yorulan çalışanlarımız, yaprak sarması saran eşlerimiz, yani böyle imece usulüyle çalışan tüm arkadaşlara da, huzurlarınızda tüm arkadaşlara, dostlara teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Seneye 100. yılda daha da iyi şartlarda buluşmak ümidiyle sizlere tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanımızın mesajını okuyacağım. Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz.
ülkemizin 81 vilayetindeki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde bayram sevincimize ortak olan dostlarımıza da şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte İstiklal Harbimizi zaferle taşlandıran kahramanlarımızı Büyük Millet Meclisi'nin vatanperver üyelerini rahmetle yad ediyorum. Bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle sadece milli iradenin önündeki engellere değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık. Türkiye'yi demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik. Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklarla halklara ilham veren Türkiye'nin bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerimiz tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor. Suriye'deki insani trajedinin sona erdirilmesinden, Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikamızla çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Milli gelirine oranla en çok insani yardım yapan ülke olarak neticede nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa kökenine, inancına, farklılıklarına bakmadan imdadına koşuyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını ve ağırlığını arttırırken içeride de yatırım ve kalkınma hamlelerimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Karadeniz'de keşfini yaptığımız ve evlerimize taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğalgaz, enerji kulvarında önümüzde yeni ufuklar açtı. Savunma sanayi alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştık. Tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa her alanda kendimizle yarışıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Birkaç gün önce yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın ev ve arsa ihtiyacını giderecek tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin temelini attık. 29 Ekim'de de ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan TOGG'un banttan indirilme törenini gerçekleştiriyoruz. Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen biz satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde Türkiye yüzyılını inşa etmekte kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümü kutlu olsun. Kalın sağlıcakla Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı.